Adıyaman'ın Kahta Gönüllüler Platformu, Doğu Guta Katliamı, Gazze saldırısı ve Afganistan'ın Kunduz vilayetinde Kur'an talebelerine yönelik düzenlenen saldırıya tepki gösterdi. Kahta Gönüllüler Platformu adına basın açıklamasını okuyan Eğitim Birsen Kahta Şube Başkanı Mustafa Işık, dünyanın son günlerde ilginç, tehlikeli ve son derece endişe veren olaylara sahne olduğunu söyledi. Dünya son günlerde çok ilginç, tehlikeli ve son derece endişe veren olaylara sahne oluyor. Şu yer küreyi kendi çiftliği gibi gören, İslam dünyasının her tarafında hareket halindeki her şeyi ve herkesi yakma, yıkma, öldürme ve yok etme yetkisini kendisinde gören Amerika Birleşik Devletleri, Rusya, Batı, İsrail ve işbirlikçileriyle birlikte akıl almaz cinayetlere, dahası katliamlara imza atıyor ve dünya eli kolu bağlı bekliyor, seyrediyor, hatta alkışlıyor. İşte Filistin'de 30 Mart toprak günü törenleri, her zaman Amerika'nın desteğini yanı başında gören, gözü dönmüş işgalci Siyonist İsrail tarafından kana bulandı. Onlarca ölü ve yüzlerce yaralı var. Afganistan'ın Kunduz eyaletine bağlı Daşti Arçi kasabasında 2 Nisan günü Kur'an kursunda hocaları ve aileleriyle birlikte hafızlık töreni yapan hafızlar, Amerika'nın desteklediği Afgan Hava Kuvvetleri tarafından bombalandı. Yine onlarca masum ölü ve yaralı var. Ölenlerin hepsi medrese öğrencileri, hocaları ve ailelerinden. 7 yıldır Suriye'de ABD ve Rusya'nın desteğiyle yüz binlerce masum insan katledildi. Arakan'da, Doğu Türkistan'da yıllardır katliamlar inanılmaz boyutlarda devam ediyor. İslami olan hiçbir şey, hiç kimse zalimlerin, zorbaların hışmından kurtulamıyor.